Sevgili yatırımcılar, herkese selamlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda İhlas Haber Ajansı'nın bölünme tarihini, bedelsiz sermaye artırımı tarihini sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere sermaye piyasası kurulu geçtiğimiz günlerde 6 şirketin birden sermaye artırımına onay vermişti. Bu şirketlerden biri de İhlas Haber Ajansı'ydı. O gün onay alan şirketlerden 4'ü bedelsiz, biri tahsisli ve biri de bedelli sermaye artırımına gidecek. Biz bu videoda İhlas Haber Ajansı'nın bedelsiz sermaye artırımını tarihini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Kayıtlı sermaye tavanı İhlas Haber Ajansı'nın 210 milyon lira, mevcut sermayesi 64 milyon lira ve ulaşılacak sermaye 163 milyon lira. Gördüğünüz gibi kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleşen bir bedelsiz sermaye artırımından bahsediyoruz. Şirket bu bedelsiz pay alma işlemini tamamen iç kaynaklardan kullanacak arkadaşlar. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı, yani bizim bölünme oranı dediğimiz oran ise %154,68 gibi bir oran. Bu durumda örneğin portföyünde 100 İHA AS hissesi bulunan bir yatırımcının hisselerine 154 hisse daha eklenecek. Tabii küsuratı da var. Bu küsuratı engellemek çok zor arkadaşlar. Bazı yatırımcılar portföylerinde hisseden çıktıktan sonra, hisselerini sattıktan sonra küsurat kalmasını istemiyor. Ancak böyle bir bölünme oranında küsuratı engellemek çok zor olacak. Hatta imkansıza yakın diyebiliriz. Dolayısıyla bu duruma göz yummak gerekiyor maalesef. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 99 milyon lira arkadaşlar. Bu 99 milyon liranın 60 milyon lirası emisyon priminden karşılanacak ve 39 milyon lirası da diğer kar yedeklerinden karşılanacak. Şirket 22 Haziran tarihinde yaptığı KAP bildiriminde bedelsiz sermaye artırımı tarihini açıkladı. Bu tarih 26 Haziran 2023 olarak duyuruldu. Bu tarihte arkadaşlar elinde İhlas Haber Ajansı hissesi bulunanların portföylerine yeni hisseler, bedelsiz paylar eklenmiş olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.